Herkese merhaba arkadaşlar. Samsung yeni nesil televizyonlarını duyurdu. Ben de sıcağı sıcağına yeni nesil televizyonların özelliklerini sizlere anlatacağım. Bana uzun bir sunum yaptılar. Gerçekten de televizyonlarda çok acayip, çok ilginç özellikler var. Özellikle oyun oynayanlar için ya da böyle akıllı ev senaryolarını kullananlar için çok güzel özellikler var. Kullanmayanlar için de çok acayip özellikler var. Çünkü bana her zaman şu soruluyor. Televizyonda 4K izlemek istiyorum. Yani televizyon kanallarından bahsediyorum. Nasıl izleyebilirim? Olabilir mi diye çok soruyorsunuz. Olamıyor çünkü Türkiye'de çok fazla 4K yayın destekleyen kanal yok. Evet, dijital platformlarda var ama televizyon kanalı olarak yok. Fakat Samsung buna bir çözüm getirmiş. Gelin şimdi bu çözümleri ve yeni teknolojileri hep beraber izleyelim. Güzel ülkemde televizyonlar oldukça farklı bir yerde bulunan elektronik cihazlar. Bunun en önemli sebebi televizyon izlemeyi seven bir millet olmamızda yatıyor. Bir iş yaparken izlemiyor bile olsak o televizyon açık oluyor. Bu yüzden televizyonların bizim hayatımızdaki yeri biraz farklı. Samsung'un yeni nesil televizyonlarda öne çıkan konu yapay zeka. Malum bugünlerde her yerde yapay zeka konuşuluyor ve birçok yerde karşımıza çıkmaya başladı. İşte bunun sonucu olarak önce telefonlara sonra bilgisayarlara gelen yapay zeka şimdi de televizyonlara geldi. Şimdi diyorum ama aslında Samsung televizyonlarda yapay zeka desteği birkaç yıldır var. Fakat tam anlamıyla devreye girmesi bu yıla kısmet oldu. Markanın geliştirdiği AI Gen 3 işlemci çok kabiliyetli ve neredeyse bir bilgisayar kadar güçlü. Peki yapay zeka televizyonda nasıl ve hangi amaçla kullanılıyor? Birinci ve bence en önemli kullanım alanı görüntü kalitesini arttırmak. Örneğin elinizde 480p bir görüntü var ve 4K bir televizyonda izlemek istiyorsunuz. İşte burada yapay zeka devreye giriyor ve görüntüyü neredeyse kayıpsız bir şekilde 4K'ya yükseltiyor. Hatta Samsung QN900D televizyonda bu değer 8K'ya çıkarılıyor. Bu bence çok önemli. Zira YouTube kanalındaki televizyon incelemelerine gelen yorumların önemli bir kısmı televizyon kanallarını 4K izlemek isterim sorusu olmuştu. Ne yazık ki ülkemizde 1-2 kanalı saymazsak televizyon kanalları arasında 4K çözünürlük sunan yok. İşte bu yeni Samsung modelleri görüntü çözünürlüğünü arttırabiliyor. Bu da televizyonun çözünürlüğüne göre 8K'ya çıkarabileceği anlamına geliyor. Yapay zeka sadece görüntü kalitesini iyileştirmiyor. Odada bulunan kişi ya da kişilerin hareketini algılayarak ekran ayarlarını ve televizyonun bazı ayarlarını otomatik olarak düzenliyor. Mesela bir film izliyorsunuz ve diyaloglar önemli. Televizyon otomatik olarak diyalogları daha güçlü hale getirecek ses ayarlarını açıyor. Ayrıca televizyonların farklı kullanımları da unutulmamış. Evet, televizyonların temel görevi televizyon kanalı izlemek, dijital platformlardan film ve dizi izlemek olsa da oyunculardan unutulmamış ve 240 Hz'e kadar çıkabilen ekran yenileme hızları gelmiş. Mesela az önce söylediğim QN900 modelinde 4K modunda 240 Hz ekran yenileme hızı kullanılabiliyor ki birçok monitörde bile bulunmayan bir özellik. Oyuncular için önemli olan bazı özellikler televizyonlara eklenmiş. Mesela HDMI 2.1 teknolojisi bunlardan biri. FreeSync Premium Pro ve yapay zeka destekli oyun modu da diğer özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Televizyonlar ile ilgili bir diğer güncelleme ise Samsung OLED serilerinde olmuş. Daha önce parlak ekranlar üreten OLED TV'ler artık mat bir ekrana sahip. Ekranda iki televizyon serisi arasındaki farkı görebilirsiniz. Soldaki televizyon yeni nesil ve yansımasız bir ekrana sahip. Bu televizyonların bağlantı sistemleri de ayrı bir kutu ile daha portatif hale getirilmiş. Bu sayede OLED televizyonunuzu duvara neredeyse sıfır bir şekilde monte edebiliyorsunuz. Yeni ürünlerden bir de bu çerçeve hoparlör. Samsung'un Frame ailesine yeni katılan bir ürün bu ve en önemli özelliği hem bir çerçeve hem de bir hoparlör olması. Bir yandan şık bir görünüme sahip olan bu hoparlör diğer yandan ses kalitesiyle beni şaşırttı. Ek olarak yeni nesil kumanda da ilgimi çekti. Samsung'un birkaç yıldır ürünlerinde kullandığı bir kumanda bu. En önemli özelliği üzerindeki güneş panelleri sayesinde pile ihtiyaç duymadan çalışabiliyor olması. Artık daha verimli olan bu kumanda aynı zamanda Wi-Fi ağlarından aldığı enerjiyle de şarj olabiliyor. İlginç ve farklı bir teknoloji. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Samsung'un en yeni nesil televizyonların özelliklerini sizlere anlatmaya çalıştım. Tabii ki eksik bilgiler olabilir. Çünkü ben de ürünleri burada daha yeni gördüm. Daha detaylı testlerde Samsung bana bu televizyonları teste gönderdiği zaman sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki çok fazla teknoloji var. Eksik kalan bölümler mutlaka olmuş olabilir. Eğer bu televizyonlarla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda sorularınızı benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendiriyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olmanızı istiyorum. Kanala abone olmanız önemli çünkü bu tarz etkinliklere çağrılıyoruz. Bakın böyle özel videolar çekiyoruz. Fakat tabii ki markalarda ne diyor? Kaç tane abonem var diye soruyorlar. Ya da işte videoların kaç izleniyor diye soruyorlar. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum. Abone olanlar videolara yorum yapabilir, videoları paylaşabilir. Zaten biliyorsunuz bunu her videonun sonunda söylüyorum. Olmayanlar da abone olursa sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralarına takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.